veriye zararlı maddelerin etkilerinin azaltılması için verilen önlemlerden hangileri alınmalıdır diye soruluyor. Araçlarda verimli yanma için önlemler alma. Doğru. Verimsiz yanma sırasında hem yakıt tam yanmayacaktır hem de zararlı gazlar daha fazla atmosfere salınacaktır. Fabrika bacalarında filtre kullanılması gerekli. Aşırı suni gübre kullanımının önlenmesi toprakta aşırı kirlenmeye sebep oluyor. Gereksiz bir şekilde bazı kimyasalların miktarları artıyor toprakta. Fosil yakıt kullanımının artırılması elbette değil, azaltılması olması gerekir. Çünkü fosil yakıtlar hem havadaki karbondioksit miktarını arttırırlar hem de zararlı gazları oluştururlar. Kükürt ve azot oksitler olmak üzere. 1, 2 ve 3 bu önlemlerden bazılarıdır. Dünyadaki sanayileşme ve şehirleşme, nüfus artışı, aşırı üretim ve tüketim çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Azot ve kükürt oksitleri önemli hava kirleticilerdendir. Doğru asit yağmuruna sebep olur. İkisi de asidik oksitler oldukları için fosil yakıtların yanma sırasında açığa çıkarlar. Sanayileşme çevresel kirlenmeye sebep olur. Bu da doğrudur. Kimyasal salınımlar iklim değişikliği ve sarı etkisine neden olur. Bu da doğrudur. Tamamı doğru olduğu için el seçeneği doğru cevaptır. Çevre kimyası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Yanlış olan E seçeneğidir. Çünkü asit yağmurları toprağın pH'ını arttırmaz, azaltır. Bu da verimi azaltır. Genel olarak bitkilerin çoğu bazik ortamda, hafif bazik ortamda yetişir. Elbette asitlik ortamda yetişenler olabilir ama genel olarak bazik ortamda yetişir. O yüzden toprağın pH'i asit yağmurları yüzünden azalmış olur. Bu da verimi azaltır. Yukarıda verilen gazlardan hangisi Doğal sera etkisi oluşturan gazlar arasında yer almaz. Oksijen gazı bir sera gazı değildir. Doğru cevap D seçeneği. Diğerleri karbondioksit, metan gazı, doğalgazın ana bileşeni, su buharı ve ozon gazı da sera gazlarıdır. Çevre kirliliği dünyanın doğal süreçlerini bozan zararlı maddelerin toprağa, atmosfere, nehirlere ve okyanuslara salınmasıdır. Buna göre çevre kirliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden Hangisi yanlıştır diye soruluyor. Yanlış olan E seçeneğidir. Ozon gazı yüksek enerjili güneş ışınlarını tutar, düşük enerjili değil. Bunlar ultraviyole ışınlarıdır. Bu nedenle ozon tabakasının korunması çok önemlidir. Ultraviyole ışınların kanserojen etkisi de vardır. Bu nedenle E seçeneği doğru cevaptır. Bir öğrenci yukarıdaki cümlelerdeki noktalı yerleri aşağıdaki ifadelerle tamamladığında hangisi dışarıda kalır diye soruluyor. Hava kirliliğinin başlıca nedenleri ısınma, ulaşım ve endüstriyel kaynaklıdır. Ulaşımı bulduk. Hava kirliliğini oluşturan en önemli gaz grupları azot ve kükürt oksitlerdir. Asit yağmurlarına sebep olurlar. Fosil yakıtlarda yoğun miktarda bulunur. Ya da su fosil yakıtların yanması sırasında oluşur bu oksitler. O yüzden burada kükürt olmalı. Sanayide atık bacalarına filtre takılması hava kirliliğini azaltır. Bunu da bulmuş olduk. Kükürt dioksit, kükürt trioksit, karbon monoksit, azot dioksit gibi maddeler hava kirliliğine sebep olan gazlardır. Bunu da bulduk. Küresel ısınmayı almadık. Şundan dolayı mesela karbon monoksit zehirli bir gazdır. Karbondioksit değil. Burada uygun olan hava kirliliğidir. Çünkü bazıları daha çok asit yağmuru yapar. Zaten burada küresel ısınma yapan temel gaz verilmemiş. O karbondioksittir. Küresel ısınmaya sebep olan şu anda dünyamızda yüzde seksen oranında karbondioksittir. O yüzden burada uygun olan havadır. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangisi çevreye zararlı kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması için alınacak önlemlerden biri değildir diye soruluyor. Burada dördüncü madde bu önlemlerden biri değildir. Yanlış bir işlemdir. Fabrikaları temiz su kaynaklarının yanına kurmayı tercih etmeyiz. O yüzden doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri hava kirliliğinden en fazla etkilenme riski bulunan bireylerdendir diye soruluyor. Yaşlılar da sigara kullananlar da bebekler ve gelişme çağındaki çocuklar da en fazla etkilenen bireylerdendir. Dolayısıyla E seçeneği doğru cevaptır. Yukarıda sistematik adı verilen gazların çevreye etkileriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Azot dioksit verilmiş. Asit yağmurları neden olur? Doğrudur. Çünkü asidik bir oksittir. Kükürt dioksit CO2 renksiz, ekşi kokulu, boğucu olup volkan gazlarında da bulunan hava kirleticidir. Bu da doğru. Aynı şekilde kükürt dioksit, azot dioksit gibi asit yağmuruna sebep olabilen bir gazdır. Karbon dioksit sera etkisi oluşturmayan bir gazdır. Yanlış. Günümüzde atmosferdeki küresel ısınmanın yüzde sekseninden karbondioksit gazının sorumlu olduğu düşünülüyor. Bir ve ikinci öncüler doğrudur. B seçeneği doğru cevaptır. Yukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğine neden olan etmenler arasında yer almaz diye soruluyor. Suni gübre kullanımı yer alır. Çünkü suni gübre kullanımıyla toprakta bazı elementlerin miktarları gereğinden fazla olmaktadır. Bu da toprağın hem zamanla verimini azaltmaktadır hem de çevre kirliliği oluşturmaktadır. Çünkü yağmur yağdığında yağmurla beraber aşırı suni gübre kullanımından dolayı bu kimyasallar yer altı sularına ve diğer sulara da karışmaktadır. O yüzden sadece toprak açısından değil su kirliliğine de savunmaktadır suni gübre kullanımı. İkincisi evsel ve endüstriyel atık içeren suların temizlenmeden toprağa verilmesi. Bu da aynı şekilde çevre kirliliğine sebep olan bir etmendir. Organik tarımın yaygınlaştırılması çevre kirliliğine sebep olmaz. O yüzden doğru olan sadece üçüncüsüdür. C seçeneği doğru cevaptır. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere aşağıdaki ifadelerden hangisinin getirilmesi uygundur diye soruluyor. Atmosferde sera etkisini oluşturan gazlar verilmiş burada. Karbondioksit, metan gazı, azot oksitleri, kloroflor karbonlar ve ozon gazı. O yüzden birincinin sera olması gerekir. Karbondioksit gazı sera etkisi yapan ancak zehirli olmayan kirletici bir gazdır. Bu da karbondioksit olmalı. Karbondioksit zehirli bir gaz değildir. Zaten atmosferde belli miktarda bulunuyor. Günümüzdeki sorun karbondioksit miktarının gereğinden fazla olması. Fosil yakıt kullanımına bağlı olarak. O yüzden bu da karbondioksit olmalı. Üçüncüye bakalım. Pinler, plastik atıklar ve tarım ilaçları gibi maddeler daha çok toprak kirliliğine sebep olur. Hava kirliliğinden ziyade daha çok toprak kirliliği yaparlar. O yüzden doğru cevap A seçeneğidir.